Almanya'nın başkenti Berlin'deki Libya zirvesi Türkiye'nin bu ülkeye asker gönderme kararını değiştirdi. Zirvenin Türkiye'nin de imzaladığı sonuç bildirgesinde ateşkesin başlamasından itibaren taraflara ve destekçilerine askeri faaliyetlerine son vermeleri çağrısında bulunuyoruz ifadeleri yer almıştı. Bu kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Biz buraya şu anda askeri güç göndermiyoruz. Biz sadece eğitmen olarak, eğitici olarak buraya bir kadro gönderdik. O kadar. Bunlar da orada eğitim yaptılar" açıklaması geldi. Rus basınına konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Libya'da ateşkese uyulduğu sürece şimdilik hiç kimsenin askeri danışman, birlik veya başka ülkelerden paralı asker göndermeyeceği, hiçbir şekilde daha fazla ilave personel sağlanmayacağı konusunda anlaştık. Herkes taahhütte bulundu dedi. Libya konusunda Cenevre'de yapılacak 5+5 formatındaki askeri komite toplantısının ateşkes için önemli olacağına işaret eden Çavuşoğlu, bu toplantının ateşkesin desteklenmesi ve iki taraf arasında temas hattının belirlenmesinde önemli rol oynayacağını vurguladı. Cenevre'de yapılacak Libya konusundaki askeri komite toplantısında tarafların kendi aralarında görüşmelerini tercih ettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, gelecekte yardım veya aracıya ihtiyaç duyulursa Birleşmiş Milletler'in bu görüşmelere aktif olarak katılması gerektiğini kaydetti. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarına yönelik faaliyetleri nedeniyle Avrupa Birliği'nin yaptırım adımlarıyla ilgili olarak da değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Rusya'ya yönelik Avrupa Birliği'nin yaptırım kararı olmasına rağmen pek çok üye ülkenin bu kararlara uymadığını anımsattı. Avrupa Birliği'ne üyelik müzakereleri yapan ülke olarak Türkiye'nin en başından beri bu yöndeki yaptırımlara karşı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye bu yaptırımlara uymayacak çünkü aday ülkelerden ve görüşme yapan ülkelerden de yaptırım açıklamalarına veya Avrupa Birliği'nin kararına uymaları bekleniyor. Avrupa Birliği gerçekten dengeli ve tarafsız rol oynamalıdır. Avrupa Birliği dayanışmadan ötürü üye devletlere destek vermelidir yorumunda bulundu.